Dördüncü nükte. İktisat eden, iktisat eden maişetçe aile belasını çekmez mi halindeki la ye'ulü men iktisat hadisi şerifinin sırrıyla iktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet, iktisat kat'i bir sebebi bereket ve medar hüsnü maişet olduğuna o kadar deliller var ki hat ve hesaba gelmez. Ez cümle ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetiyle diyorum ki iktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hatta dokuz sene evvel benimle beraber benimle beraber Burdur'a nef reislerden bir kısmı parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. Ben o zengin reislere dedim. Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var. Kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Mükerrer ve musurrane tekliflerini reddettim. Cai dikkattir ki İki sene sonra bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Lillahilhamd onlardan yedi sene sonraya kadar o az para iktisat bereketiyle bana kâfi geldi. Benim yüz suyumu döktürmedi. Benim yüz suyumu döktürmedi. Beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi. Hayatımın bir düsturu olan Nas'tan istina mesleğimi bozdurmadı. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, Namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Sonra o menhus para veriliyor. Demek manevi yüz lira zarar ile maddi yüz paralık mal alınır. Eğer iktisat edip hacat-ı zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse, İnna Allaha huver razzaku zul kuvvetil metin. Sırrıyla Estağfirullah. Ve ma min dabbetin fil ardı illa ala Allahi rizquha. Sarahati ile yaşayacak kadar ummadığı tarzda rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüt ediyor. Evet rızık ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin bu ayetin hükmüyle o rızk taahhüdü rabbani altındadır. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini ve ne namusunu ve ne de izzetini feda etmeye mecbur olmaz. İkincisi, Rızkı mecazidir ki suyu istimalat ile hacat-ı gayr-zaruriye hacat, zaruriye, hacat zaruriye hükmüne geçip görenek belasıyla tiryaki olup terk edemiyor. İşte bu rızk tahhüd-ü rabbani altında olmadığı için bu rızkı tahsil etmek hususen bu zamanda çok pahalıdır. Hatta bazen izzetini feda edip Zilleti kabul etmek suretiyle bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar bir dilencilik vaziyetine düşmek suretiyle ve bazen hayat-ı ebediyyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz menhus malı alır. Hem bu fakru zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana dikkat-i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayri meşru bir surette kazandığı para ile aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acıyıp zamanda şüpheli mallara zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü inne zarurete tukadderu bi kadarihe sırrıyla haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir. Fazlasını alamaz. Evet, muzdar adam murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda kemali lezzet ile fazla yenilmez. İktisat sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka. Bir zaman dünyaca sahabetle meşhur Hatem-i Ta'i mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki bir ihtiyar fakir adam bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş. Cesedine batıyor ve kanatıyor. Hatem ona demiş. Hatem-i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git. Beş kuruşluk bu çalı yüküne bedel. Beş yüz kuruşluk alırsın. O muktesit ihtiyar demiş ki, ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatem-i minnetini almam. Sonra Hatem-i sormuşlar sen kendinden daha civan mert, daha aziz kimi buldun? O demiş, işte o sahrada rast geldiği muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civan mert gördüm.